Erdoğan 2013 yılındaki bir grup toplantısında alkol yasaklarını savunmak için toplumda büyük tepki çeken o ifadeleri kullanmıştı. İki tane ay yaşın yaptığı yasa muhteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor? O dönem başbakan olan Erdoğan'ın sözünü ettiği iki ay yaşın kim olduğu anlaşılsa da bunun bir karşılığı yoktu. Ancak bugün iki damansın karşılığının olduğunu kesin olarak görüyoruz. AKP'nin küçük ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önce Tarkan'ın yazdığı Geçecek şarkısına gönderme yaptı ve bunun hakkında şunları söyledi. Tarkan bir şarkı yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşmüşse bu şarkıya da Aynen musallat olanlar çıkmıştır. Bu sözler bir şarkıdan bile nasıl korkulduğunun çok net ifadesiydi. Bahçeli bununla da kalmadı. Altı rakamı üzerinden ucuz talk show'larda bile kullanılması zor bir metafor yarattı. Altı rakamına lütfen dikkat buyurunuz dedi. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla dokuz rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmektir. Görlen de tüm berraklığıyla görmektir. Biz altıya bakınca gördüğümüz altı oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. Devam etti 6'yı çevirip 9'a bakınca gördüğünüz huzurdur. Havaya kaldırılan 9 tuğdur 9 ışıktır. Sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Sanki yıllardır iktidarda kendileri yokmuş gibi. Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara öne geçeceğinin simgesidir. Bahçeli büyük bir icada imza attığı 6'yı çevirip 9 yapabildiği esnada dünyada ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Mesela 3 milyar ışık yılı uzakta şimdiye kadarki en büyük galaksi keşfedilmişti. Samanyolu'nun 10 katı büyüklüğündeki galaksiye Arcturus adı verildi. İktidar ırsı ile bomboş bir hayat yaşayanlar ülkeye de acımayıp onun da içini boşalttılar. Bilim çağının ortasında maalesef biz dinozor çağı yaşıyoruz. Ülkedeki genç nüfus oranı %15.4. Bu oranla Avrupa birincisiyiz. Türkiye'de insanlar aç, yoksul, mutsuz ve adaletten uzak yaşıyor. Gençler işsiz, umutsuzluk nedeniyle ya intihar ediyorlar ya da Avrupa'ya kapağı atmak için uğraşıyorlar. Bu sırada 74 yaşındaki bir kişi grup toplantısında altıyı çevirip 9 yapma başarısını elde ediyor. Bunun üzerinden de ahkam kesiyor. O kim? Açıkça Türkiye'yi dilediği gibi yönetip Dingo'nun ahırına çevirenlerden biri. Ülke iki Mars'ın icraatlarıyla teslim alınmış durumda. Kendilerini zor yönetecek durumda oldukları halde koltuğa yapışıp ite kaka kavga dövüş diledikleriince ülkeyi yönetme konusunda ısrar ediyorlar. Bahçeli 6'dan 9 yaptı. Kamuoyunda ve sosyal medyada epey gürültü kopardı. Çeşit çeşit esprilere yol açtı. Siyasette de bir dönüm noktasıydı. Şapkadan tavşan çıkarma devri rakamdan tavşan yaratmaya evrildi. Komik ya da eğlenceli mi? Bilakis çok acı. Türkiye'yi her yönden e, dibe sürüklediler. Şimdi ucuzdan da ucuz talk show'larla eşitlemeye çalışıyorlar. Bu kadarını ne memleketin ne yurttaşın kaldıramayacağı açık görecekler. Çünkü Türkiye iki demastan büyüktür.